diyorsunuz da bakın. Ben size şunu söyleyeceğim. CHP'nin döneminde belediyelerde tamam mı? Ev yeri arsalar dağıtıldı. Bak ev yeri arsalar dağıtıldı. Yani orada ayrım yapmaksın. Arsa dağıttılar. O kadar gençlerin evlerine baklanan tamam mı? Ev bak sahibi oldu, yer sahibi oldu. 500 metre dağıttılar. Ama bu hükümet 20 yıldan beri tamam mı? Sadece bana ver dedi. Oh. Al sana dağıtayım demedi. O kadar gençlerimiz nerede? Nerede? Niye yurt dışında kardeşim? Türkiye'de neyimiz eksik bizim? Tarlamız mı yok? Tabanımız mı yok? Çiftçimiz mi yok? Neyimiz yok bizim? He? Ben Avrupa doğumluyum. Avrupa'yı da savunmuyorum ben. NATO'yu hiç savunmuyorum. O kadar abi. NATO bildiğin terörist yeri. Bakın. Madrid'e zam, yeme zam. Kardeşim ben sen şekerime kota koy, pancarıma kota koy, fabrikama kota koy, oğlum ama kota koy. Bu hayırdır ya? Dışarıda hayvan ithal edelim. Not fasulye ithal edelim. Kardeşim benim toprağıma kran mı girdi? Kanser mi var benim toprağımda? 3 gün markete gitme abla. 3 gün arabaya binme bak ne oluyor, neler değişiyor. Ha. Ama bizim halkımız var ya yok gibi ya böyle. Şimdi 100 liraya. Bütün suç altı abi doğru öyle mi? 100 lira şu an var ya 100 TL bak 100 TL. 5 TL'nin altına indi. Bugün bir paket sigara alıyorum. Oturup 2 bardak çay içiyorum. Bir tane simit alıyorum 100 TL uçtu. Akşama kadar ben kaç lira çalışıyorum biliyor musun? 200 TL'ye çalışıyorum ben. Tam 12 saat çalışıyorum 200 TL'ye. Arabam var arabamı şey alamıyorum. Mazot alamıyorum ben. 400 lira. Buradan seriye gider. 4 litre. Götürmez de seriye. Ya ne? Ha dünyada pahalı. Tamam kardeşim dünyada pahalılık var. Ama bizim marketlerde de pahalılık yok kusura bakma. Ya ya o geldi. Dolarla mı alıyorsun yağı? Şeker dolarla mı alıyorsun? Yok diyorsun da bu zamlar hani, yapan kim? Şunlar ya? Tamam telefonu dolarla mı alıyor? Bilmem neyi dolarla mı alıyor? Bak ben Tayyip yani şimdi bir şey konuşmayalım. Bir saniye bir dinleyelim abi. Serbest piyasa. Kim yapıyor zamları? Abi yapıyorlar ya. Kim yapıyor? İnsanlar mı? İnsanlar da mı bütün kaba? Abi kim yaptırıyor? Ben sana soruyorum. Şimdi biz seninle 10 dakikadır konuşuyoruz abi. Siz bu zamların sebebi ne olarak görüyorsunuz? Bir kısaca açıklar mısınız? Türkiye'deki fırsatçı insanlar var ya onlar. Türkiye Cumhuriyeti benden soruluyor diyorsan her şeye bugün sen nesin? Bak atasın değil mi? Evin reisisin. Evde işte şimdi bu çocuğuna elma alıp da bu çocuğuna al sana ben çekerek getirdim. Öyle bir dünyan yok senin. Buraya vatan hainleri sokamazsın. Benim askerim Suriye'de şehit düşecek. Vatan hainleri burada nargile şey yapacak öyle mi? İçecek. Böyle bir dünya mı var? Böyle bir dünya mı var? Zamlar abi bu arkadaş Suriyelilere yardım. Tamam kardeşim yapalım yardım yapalım. Yapalım. Bize kim yardım yapacak şimdi? Yeminle sana söyleyeyim ben TC'mi de vereceğim bak. Bakın ben TC'mi de vereceğim size. Adımı soyadımı da TC'mi de vereyim. Dayı bir dakika. Bir dakika dayı. Bak TC'mi de vereyim. Adımı soyadımı da vereyim. Açık net bir şekilde açık adresini de vereyim. Tamam mı? Açık konuşuyorum bak. Açık konuşuyorum. Sosyal güvencem yok. Sigortam yok. Yaşı kartım yok. Bak yaşım 49. 50'ye gireceğim. Yetim hakkı var diye yeşil kart almadım. Ama şu an yeşil kartı onlar vurmalı olanlar kullanıyor. Altlarında Mercedes'ler olanlar kullanıyor. Vallahi çok. Gidin araştırın. Evet doğru söylüyorsun. Bu kadar söylüyorum ben. Babalığım günahını çekeyim. Sosyal faaliyetim yok benim sosyal. Sosyal faaliyetim yok. Babalığımı çekeyim yok. Araştırın soruşturun. Bana hastaneye gittim. Hastaneye gittim. Hastaneye gittim. Hastaneye gittim. Vallahi diyorum billahi de diyorum hastaneye gittim. Tedavi olacağım. Ne dediler biliyor musun? Vermez. 55 TL seni muayene edeceğiz. Bedavaydı ya abi. Bedavaydı. Allah bin türlü belamı versin. O vezniye o parayı vermeden. Yok kardeşim veremedim. Tedavide olamadım. Yok. Ya olamadım abi. Vallahi olamadım ya. Yapmıyor. Vereceğim parayı tedavi edeyim diyor seni diyor. Abi şunu sormak istiyorum. 20 yıldır AK Parti iktidarda tek başına iktidara geliyor. Bu vatandaş oy veriyor. Nasıl oluyor da bu kadar sıkıntı varsa oy veriyor insanlar? Abi şimdi böyle insanları bir gözden geçirmemiz lazım. Ondan sonra hani bir zamanlar trafolar vardı biliyor musun? Yanan patlayan trafolar vardı. Kedilerin girdiği bu trafolar vardı. Hani öyle bir şey olursa olur yani. Ben mesleğim elektrik. Ben o zamanki Enerji Bakanı'na bir FS yazdım. Dedim ki Enerji Bakanım bu benim mesleğim elektrik. Sen Enerji Bakanısın. Bu kedi dedim bu trafiğe hani, girmesini bir tarafa bırak. Kuş giremez. O trafiğe kuş giremez. Bu kedi bir de hani simsiyah değil. Öceliğine ölmüş orada kurumuş. Getirmiş oraya koymuşlar. Trafiğe patlattı böyle böyle. Geç kardeşim sen bunlar geç. Geç. Bakın. Ben şuna karşıyım. Türk vatandaşıyım. Türkiye Cumhuriyeti'nin evladıyım. Kadın şiddetine karşıyım.
Bu hükümet geldi geleli kadın şiddeti arttı kardeşim. Kadın şiddeti arttı. Kadın cinayetleri arttı. Şimdi kadınlarımıza sahip çıkarken var ya, önce bizi doğuran insanı karşımıza almamız lazım. Bir şiddeti uygularken önce eğer ki bir insanı sağsa da öldüyse de kaldıysa da bir kadına sahip çıkmanın, bak bir daha söylüyorum. Eğer ki bir kadına bir şiddet uygulanacaksa, uygulayan bir yasa da varsa, bir daha söylüyorum. Önce seni doğuran anadan başlayalım. O şiddet. Bir anama o şiddeti uygulamayacağıma göre o zaman ben kalkıp da elin kızına, böyle bir dünyam yok. Böyle bir kanun da yok kardeşim. O kanun Türkiye Cumhuriyeti'nde halk varsa devlet vardır. Halk varsa devlet vardır. Ama halk yoksa devlet olmaz. Olmaz. Devleti yönetmek bir aile reisi gibidir. Kimse ayrımızı yapmayacaksın. Oradan o yabancıyı getir, buradan bu yabancıyı getir. O yabancıyı sok, bu yabancıyı sok. Gelenin hanı olduk, gidenin hanı olduk. Hani Hazreti Mevlana'nın bir lafı var ya, ne olursa olsun yine gel. Tamam ya, ne olursa olsun yine gel de ortada dua yok. Geldim yani, geldik, bu adam İsrail'e gelmiş, bu adam Pakistan'a gelmiş, bu adam Suriye'li gelmiş, öbürü Arap gelmiş, öbürü bile gelmiş. Ya gel, niye geldin hemşerim sen buraya? Ha? Ben 150 milyon lira para kazanıyorum, sen buraya niye geldin? Niye kazdın? Ben şu telefonum hiç tutmazdı. Ben gece saat 2-3'e kadar benim telefonum tutmaz. Çalışacağım diye. Ama şimdi telefonu tutmayı bırak. Telefonun gözüne bakalım. Acaba bu telefon ne zaman çalacak? Kim arayacak diye. İnanır mısın? Pandemiden bu tarafa toplasam 4000 lira kazanmışlığım yok benim. Önce? 3,5 yılın içinde 4000 lira kazanmışlığım yok benim. Ne yapıyorsunuz? Nasıl idame ediyorsunuz hayatım? Nasıl devam ediyorum? Harcına borcuna şu an hacizleri toplasak 9 tane haciz var E-Devlet'te. Açit fırını yıkar hemşerim. Ne yapayım? Gasp edeyim, adam mı öldüreyim, adam mı dövüyorum, banka mı soyayım? Ne yapayım? Ya diyor mu, doktora gidiyorum. Diyor ki, ya hastanede para yok. Hadi gidelim. Önce benden başlayacağız. Kimliğimi koyacağım, benden başlayacağız. Bakalım doktor bana ne diyor? Ben size 55 lira öde, gel. E şimdi ben diyeceğim ki, abla, bana bir 55 lira ver, ben tedavi alacağım. E Ahmet'e diyelim, Ahmet abi oradan bir 55 lira ver, bir tedavi alayım abi. Ama NATO'da bir şey olursa, Avrupa'da bir şey olursa, o zaman serbest, her şey serbest. Gel. Hastanelerde bedava tedaviler vardı. Onları unutmadık biz. Ha, yabancıların tedavileri bedavaydı. Benim niye tedavim bedava değil? Ha? Öyle bir dünya yok. Sorun neydi abi? Sorumuz abi, şimdi Türkiye'de gündem çok sık değişiyor biliyorsunuz. Evet, her gün değişiyor. Abi, vatandaşların gerçek gündeminde ne var? Onları soruyoruz. Sizin gündeminizde ne var? Pahalılık. Bir. Pahalılık. Ben yurt dışına geliyorum. Bizim orası pahalı. İnanır mısın, 1 litre yağ bile şu an TL çapası 600 lira aşağı yukarı. Bir litresi. Un geliyor, yağ geliyor, bir tane alabiliyorsunuz. Un geliyor bir tane. Başka yok. Aynı durum burada var. Hemen aynı. Ama benim düşüncem bütün ülkeler beraber, hepsi aynı beraber bir şeye bir organize edip fiyatları düşmeleri lazım abi. Çünkü uzun vadede gitmesi mümkün değil. Ama çoğu diyor maalesef böyle gider atlıyorlar maalesef. Hangi ülkeydi abisin? Almanya. Almanya'da enflasyon %7 civarında galiba. Evet, %10. Türkiye'de enflasyon sıralanı %61. Maalesef. Abi Almanya güçlü abi. O gün. Gerçi Bergay'ın büyük ama hakkını veriyor. Yalan değil. Senden alıyor mu, sana veriyor. Veriyor. Yardım ediyor. Ve ben isterim ki herkes alsın. Orası değil. Bütün ülke alsın. Aynı şey gibi. Ben yiyorsam beni abilerim yiyorsun. Şuradan yiyorsun. İnan bak. Ben her zaman seni izliyorum. Yani sonra abicim, ama olsa çok iyi olur. Bak gerçekten çok çok sevinirim. Peki oradan gelen gurbetçilerimiz biraz farklı konuşuyor abi. Orada bizi kıskanıyor, Almanya falan diyorlar. Var mı böyle? Yok abi, öyle bir şey yok. Kıskanıyor, yok abi. Niye öyle konuşuyorlar? Vallahi bilmiyorum ama abi Almanya senin güzelliğini kıskanıyor. Dört mevsim doğal güzelliği. Almanlar buraya boşuna gelmiyorlar. Bak benim Almanya'da çok arkadaşlarım var. Her zaman geliyor. Yılda 3 defa. 2 defa en az zaten. O geliyor. Çünkü biz de eskiden 6 hafta gelirdik bir kere, ama yılda bir kere. Şimdi o da geçti. Kademe kademe 2 hafta, 1 hafta, neyse ona göre ayarlıyorlar. Ucuz bilet bulduğu zaman geliyorlar. Ama şu zaman, şu an yaz tatiline bile biletler şu an 600 euro. Bak benim arkadaşım 600 euro diyor. Ön plan da yok. Çünkü pandemi belki bitebilir, kapatabilir, ama gerçi sanemiyoruz ama yine de plan yok yani. Önceden 6 ay önce alırdın. Güzel %30 falan indirim oluyordu. Ona göre şimdi yok abi. Şimdi bir otele gidiyorsunuz. 6000 euro istiyorlar. 15 günde. Ben diyorum hanıma. Arkadaşlar. Gidelim köyüne dedim. Biz gidelim otururum dedim. Yiyelim dedim ben. Beraber yiyelim dedim ben. Tabii otel güzel ama gerek yok bunlara. İnan öyle değil. Sizde para falan çok değil. Evet, inan öyle bir şey yok ya. Ha, zenginler falan var. Yok değil. Ama genel anlamda gerçekten olmuyor. Ama genel anlamda gerçekten zor yani. Allah herkese hayırlısı. Bu da geçer diyordum ama biraz zor geçer diyordum.